Arkadaşlar ben Şiir Tufan videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte pipetler resim yapmayı deneyeceğiz. Mutlaka böyle yapılan videoyu Instagram'da ya da TikTok'ta daha önce görmüşsünüzdür. Şimdi bunun olayı şu: böyle akriliği suyla karıştırıyoruz, kağıdın üzerine döküyoruz, sonra üfleye üfleye o boyaları birbirine geçirip desenler ortaya çıkılıyor. En çok deniz resmi yapılıyor bu teknikle, çünkü o denizin böyle dalga karışımları, denizin kuma karışımı falan bayağı güzel oluyor. Ben yani hem Türkler tarafından hem yabancılar tarafından yapılan çok güzel videolar gördüm. Ben de denemek istedim, yapması çok da eğlenceli duruyor. Şimdi hep birlikte deneyelim bakalım bizim yaptığımızda o kadar güzel olacak mı? Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi denemeye başlayalım. Kullanacağım malzemeleri göstererek başlayalım çalışmamıza. 300 gramlık bir sulu boya kağıdı kullanıyorum. Akrilik boyalara ihtiyacımız var. Ben elimdeki bütün mavi tonlarını çıkardım. Beyaz renkli akrilik ve kumsal rengini yakalamak için de koyu sarı ve kahverengiyi karıştıracağım birbirine. Ve boyaları suyla karıştırırken de böyle şu minik ilaç kutularını kullanacağım. Ben zaten bunları yani boya karıştırmak için kullanıyorum genelde. Şimdi bunların içinde suyla karıştıracağım. Çok güzel, çok kullanışlı kutular bunlar. Eğer size bunlardan yoksa bir pet şişenin kapağına da yapabilirsiniz bu işlemi. Suya ihtiyacımız var. Ben böyle videoda güzel görünsün diye annemin cam cezvesine doldurduğum suyu. Kağıt bant ve çalışmamızın ana kahramanı pipet tabii ki de. Fırça yok bu çalışmada, pipet var. Pipetle üfleyeceğiz sürekli. Ve hepsi bu kadar. Şimdi ilk olarak defterimi açıyorum ve yapmaya başlıyorum. Şimdi bu çalışma benim bu defterimin ilk sayfasında olacak diye ben kağıdı defterden koparmadan böyle kağıt bantla sabitliyorum şu an. Kenarlarını çerçeveliyorum ve buna ileride çok pişman olacağım. Siz birazdan izleyeceksiniz. Keşke yani o kağıdı o defterden koparsaymışım. Neyse, koparmadım ama böyle kenarlardan sabitledim. Şimdi bu kutularımı çıkarıyorum. 5 tane kutu yeterli oluyor. Boyaları suyla karıştırıyorum. Şimdi ne kadar su karıştıracağımız tamamen o boyanın kıvamına göre değişiyor. Mesela art dekolar çok daha katı olduğu için ben onların içerisine daha fazla su karıştırdım. Zaten böyle çok eklerseniz de hemen geri dökün yani. Şöyle hafif akışkan bir kıvamı olacak. Çok koyu da değil, çok fazla su gibi de değil. Bu sefer kağıtta rengi tutmaz. Şöyle bir kıvam yeterli oluyor. Mesela bu Mona Lisa'lar art dekolara göre çok daha zaten sıvı bir halde olduğu için mesela bunların içerisine daha az su ekledim. Zaten boyanın kendisi su gibi neredeyse ve boyanın kıvamına göre değişiyor yani. Kumsal rengi içinde kahverengi ve sarıyı birbirine karıştırdım. Su ekliyorum ve bu iki rengi de birbirine karıştırıyorum. Böyle sarı ekledim, o sarının yarısı kadar da kahverengi ekledim ve çok güzel böyle altın gibi böyle bir kumsal rengi oldu. Kumsalın rengi çok hoşuma gitti. Ve boyalarımız bu kadar. Bir tane beyaz, bir tane kumsal rengi, böyle 3 tonda da mavi boyalar işimizi görüyor. İlk olarak şu en koyu laciverti aldım. En üste doğru döktüm. Sonra orta kısma daha açık tonlarda olan maviyi döktüm. Ve en altlara da bu bebe mavisini döktüm. Şimdi boyaları döktükten sonra biraz böyle fırçanın tersiyle hafiften yayıyorum. Ve pipeti elime alıp üflemeye başladım ve bakın ne oldu. Yani ben neden bu çalışmayı yaparken o kağıdı koparıp masaya sabitlemedim bilmiyorum. Keşke yapsaydım ama yapmamışım. Siz mutlaka defterden kağıdı kopartın, masaya sabitleyin. Böyle video boyunca sürekli boyalar yandan aktı resmen. Ama çalışmayı yapması çok zevkliydi diye yarıda bırakmak da istemedim. Ve boyaların akışını aldırış etmeden ben çalışmayı yapmaya devam ettim. Siz de görmezden gelin o boyaları. Ama yani dediğim gibi siz denerseniz mutlaka kağıdı kopartıp masaya sabitleyin. Şimdi böyle pipetle önce ön taraflardan üfledim, sonra arka kısımlardan üfledim. Ve bir ön taraftan bir arka taraftan üflemek daha güzel oluyor. Deniz etkisini daha iyi bir şekilde yakalıyoruz çünkü. Sonra bu mavilikler içerisinde koyu renk baskın çıktı yani. Neredeyse hepsi koyu oldu. Su alt kısımları için biraz daha açık mavi karıştırıyorum. O açık maviden birazcık daha döküyorum. Yani böyle istediğiniz tonları yakalamak için renkleri birbirine karıştırıyorum. Ve yandan akıyor sürekli. Ve şimdi de beyazı ekledim. Beyazın boyaya karışması mükemmel oldu. yemin ediyorum size büyü gibi böyle o beyazını üflediğiniz anda dağılması, o görüntü harikaydı. Yani bunu sırf o kısmı görmek için bu çalışmayı yapmaya değerdi. Çok çok güzel oldu. Beyazına mavilere karışımı muhteşem oldu. Yani hiçbir fırçayla yapamayacağımız o dalga efektini, yani yapabiliriz de çok zor olur yapması. O dalga efektini pipetle inanılmaz basit bir şekilde yapılıyor ve çok güzel, çok doğal duruyor. Sonra şu en alt kısma kumsal rengini döktüm ve kumsalla deniz arasına da beyaz renkten döktüm tekrardan ve o hani denizin böyle gelgitlerinden dolayı oluşan köpük efektini vermeye çalışıyorum şu an. Şöyle bir üst taraftan bir alt taraftan üflüyorum. Sonra baktım mesela hani biraz beyaz çoğunlukta oldu. Birazcık mavi ekliyorum. Ve hani size az önce dedim ya, bu boya neredeyse su gibi. Sonra zaten çok sıvıydı. Dedim ki ben bunu hiç su eklemeden dökeyim dedim. Bakayım ne olacak. Döktüm, üfledim. Gayet yayıldı. Birazcık kafamda gördünüz. Ve şu an bu son üfleyişlerim ve çalışmamız böyleydi. Yani ben güzel gelen kısımda bıraktım ben artık daha fazla üflemeyi. Siz isterseniz daha fazla da renkleri karıştırabilirsiniz. Ve masamın hali gördüğünüz gibi, masam battı. Resmen battı. Yani berbat oldu. Onu temizlemem bir yarım saat sürdü. Yok, yarım saat sonra 15 dakika falan sürdüm, abartmayayım. Neyse, sonra ben de aldım işte, kaldırıyorum kağıt bantları. Zaten etraftan birazcık taşmış ve ben şu yan tarafta gördüğünüz gibi bir de üstüne elimle bulaştırdım. Ve defterin yanları bir sürü boya oldu. Yani sinir oldum. Masanın batmasından daha çok sinir oldum. Yani özellikle elimi bulaştırdığım kısımları resmen sinir oldum. Neyse, ama yapacak bir şey yok yani. Aldım beyaz akriliği elime ve üzerinden geçerek o renkleri kapattım. Çok şükür ki kapandı, yani hiç belli olmadı kenar kısımlardaki o taşan boyalar. Bütün aksiliklere rağmen çalışmamız bitirdim. Ve işte bu benim asıl gördüğüm renk. Şu kameranın dibine girince ancak asıl rengini sizler de görebiliyorsunuz. Çok ama çok güzel oldu. Mavinin beyaza karışımı, kumsalın denize karışımı inanılmaz güzel durdu. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ve hani böyle güzel bir çalışmayı çok çok kısa bir şekilde yaptık ve hani çok kolay bir şekilde oldu. Hiçbir el becerisi gerektirmiyordu. Yani bunun malzemeleri olan herkes yapabilir bu çalışmayı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın. Hoşça kalın.